Endişelendim, merak ettim ama... Çıkmadın mı yukarı? Ayça'nın inmesini bekledim. Ama sonra sızmışım. Uyandığımda Seda'yı gördüm karşımda. Tamam. Kız ne durumda? Konuşabilecek gibi mi? Hala kendine geliyordu başkomiserim. Doktor gözetiminde. Tamam canım, sağ ol. Ne buldunuz? Levha'ya çarpmışlar komiserim. Dün gece mi olmuş acaba? Yeni olduğu kesin komiserim ama olayla ilgisi var mı bilemiyorum. Tamam. Boya var mı? Var komiserim. Tamam. Evdekilerin arabalarından da örnek alın, tamam mı? Tamam komiserim. Boyalar metalleri korozyondan korumaktan tutun da bir mekanı keyifli hale getirmek, resim yapmak, tırnak boyamak, bir yüzeyin ışığı yansıtma biçimini değiştirmeye varıncaya kadar çok çeşitli amaçlarla kullanılırlar. Bu yüzden olay yerlerinde sıklıkla rastlanılan delillerin başında gelirler. Hele vurup kaçan araçlar geride mutlaka boya delilleri bırakır. Otomobil boyalarının bağlayıcı, pigment ve katkı gibi üç bileşeni bulunur. Kopan boya parçacığının da genellikle astar, macun ve ciladan oluşan 3 ila 4 tabakası vardır. Otomobil boyaları incelenirken tabakaların rengi, kalınlığı, sayısı, sırası gibi bir dizi fiziksel özelliğinin yanı sıra her birinin kimyasal yapısı da araştırılır. Bunlar oldukça pahalı yatırımlar gerektiren ve genellikle boyanın yapı taşlarının bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesine dayanan spektroskopik yöntemlerdir. Günümüzde siyah ya da beyaz otomobil boyalarının karşılaştırılmasında hata oranı %4 ila 5 dolayında olmakla birlikte diğer renklerde %1'in altındadır. Ne düşünüyorsunuz başkomiserim? Anlamaya çalışıyorum Selim. Bu kızı kim öldürmek isteyebilir ki? Bilmiyorum başkomiserim, bilmiyorum. Ama içlerinden en masumu Berent'miş gibi gözüküyor. Siz ne yaptınız, konuşabildiniz mi diğerleriyle? Seda hala kendine gelememiş. Arda'yla da konuşmadım daha. Ya Barış? Konuştum ama karar veremedim. Neden? Ayça hamileymiş. Hamile miymiş? Maalesef. Vay be. Doğmadan ölmek. Ne garip değil mi? Yine de Barış yapmış olabilir. Yani Ayça'nın hamile olduğunu öğrenince sinirlenmiştir. Zaten öbür kızla evlenmek üzereymiş. Bilmiyorum Selim. İşte bu yüzden karar veremedim. Evdeki herkesi merkeze alalım. Geri kalanıyla merkeze konuşuruz. Tamam. Ha bu arada. Dışarıdaki levhalardan birine araba çarpmış. Üstünde boya izi var. Ben de evdekilerin arabalarından boya örneği almalarını istedim. İyi yapmışsın. Thank you.